1985 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümüne girdim. Yaklaşık orada bir 5 yılım geçti. İşte çeşitli atölyelerde eğitim aldık. Yani önce bir temel sanat eğitimleri. Ondan sonra atölyelere de dağıldığımız zaman Neşe Erdok Atölyesi'nde eğitim gördüm. Bunun yanında uygulama atölyelerimiz vardı. Uygulama atölyelerinden de Özgün Baskı Serigrafi bölümünde bir de fresk bölümünde eğitim aldım. 1990 senesinde de akademiden mezun oldum. 90 yılından sonra kısa süreli bir öğretmenlik şeyim oldu, maceram oldu. Fakat çok kısa sürdü. Ondan sonra da istifa ettim. Sonra tamamıyla kendimi resim yapmaya adadım. O gün bugündür resim yapıyorum. Kendi atölyemi kurdum. Kendi atölyemde şu anda hala çalışmalara devam ediyorum. Atölye olmadan olmuyor tabii. Yani atölyenin olması gerekiyor. Atölye çalışabilmen için. Bu resim öyle yani evde çalışayım, ev ortamında üreteyim diye bir şey yok. Her şeyin kendine ait bir alanı var. Kendine ait bir atmosferi, bir ruh hali var. O atmosferin içerisinde olman gerekiyor. O yüzden bu atölyesiz olmaz. Atölye sanatçının en büyük sığınağı zaten. Hani orada üretirsin, orada kendi iç savaşını, orada kendini daha iyi ifade etme imkanları bulursun. Atölye bu anlamda önemli tabii. Atölye 1990 yılından itibaren Kadıköy'de zaten. İlk atölyem Kadıköy'de oldu. Ve muhtelif zamanlarda yer değişmesine rağmen yine hala Kadıköy ilçesinde şey yapıyorum. Atölyemde çalışmaya devam ediyorum. Pandemi sürecinde hakikaten tuhaf bir şey oldu. Yani bir anda insanın üzerinde çöreklenen garip bir ruhsal ağırlık oluştu. Yani bu ağırlığın yaratmış olduğu bir o anki panikle hani ne yapacağım durumu. Çünkü dışarıya çıkamıyorsun. Atölyeye bile gidemiyorsun ilk zamanlarda. Ne yapmak gerekiyor? Yani bir şekilde bir sıkışma söz konusu oldu. Ne yapacağını da bir şekliyle artık sorgular hale geldin. Yani bir bunun içinden nasıl çıkabilirim ya da bundan ne çıkarabilirim? Bir duygu oluştu bu şekilde, bir psikoloji oluştu. Tabii yine hani bir üretme şeyi olduktan sonra, duygusu olduktan sonra, yani bu bir sanatçıda zaten kaçınılmaz olan bir şeydi. Bu hal olduktan sonra yine de o pandemi sürecinde üretmeye devam ettim. Yani bir şekliyle hem yazarak, hem yazdıklarımı resimleyerek, hem de yazılmış kimi şeylerin üzerinden giderek bir şeyler üretmeye çalıştım. Benim için aslında bir bakıma biraz da farklı bir deneyim olmasına rağmen sonuçları açısından da ilginçti. Yani zaman an geldiğinde kendim de bakıp bu çıkan şeylere hakikaten şaşırdığım anlar oldu. Pandemi bu bakımdan yani üretim açısından böyle bir takım
kendi içimde değişik varyasyonlar yaratırken bir de tabii işin başka bir boyutu oluştu. Yani pandeminin şey açısından, yani sanatın üzerinde yapmış olduğu o biraz da hani bir çıkmaz sokak şeyi formu gibi hani birçok şeyi etkilemesi, işte sergilerin açılamaması, konserlerin yapılamaması, bu şeyin durumun sanat üzerinde yani sadece resmin değil bir de diğer alanlardaki sanat üzerinde yarattığı bir sıkıntı oluştu. Fakat resim şey açısından nasıl söyleyelim diğer sanatlara oranla yani bir konser düşünün ya da işte bir tiyatro düşünün. Bunların organizasyonu kitle açısından organizasyonu çok emek isteyen hakikaten baya bir çaba isteyen bir durumdur. Ama resim yapmak buna göre biraz daha bireysel, daha sanatçıyla o resim yapma eylemi arasında olan özel bir şey ve dolayısıyla üretim açısından diğer alanlara, disiplinlere göre biraz daha avantajlı bir durumu var. Dolayısıyla bu zaman içerisinde kendimce bu durumdan da hani bir şekilde istifade edip bir şeyler üretmeye çalıştım. Yani resim yapmaya çalıştım, yaptım da. Sonuçları da ilginç oldu. İşin bu boyutuyla evet yani pandemi beni etkiledi. Birçok bakımdan etkiledi ama üretim açısından da farklı bir takım şeylerin çıkmasına da neden oldu diyebilirim. Sanatçıyı ya da daha çok resim üzerinden konuşacak olursak hakikaten yani şu anda dünya bunun üzerinden bir şekilde hani sanatla uğraşanlar olarak resim özelinde konuşacak olursak birçok farklı deneyimler edindi sanatçılar. Ve hani bunları sanatlarına da yansıttılar. Ondan sonra pandeminin gerek toplumlar üzerinde gerekse bireysel kendileri üzerinde yarattıkları etkiyi ifade etmek, resmetmek, işte bunlar üzerinden gerek yazı yazmak, gerek şiir yazmak, gerekse müzik üretmek gibi birçok alanda bir takım ürünler gördük, sonuçlar gördük. Bundan sonraki sanırım pandemi hala devam eden bir şey. Ve hani daha sonraki süreçte sanatçılara nasıl perspektifler açacak, nasıl yeni üretim alanlarına yönlendirecek ya da üzerinde düşünülüp daha farklı şeyler söylenebilecek bir takım veriler verecek mi? Bunları tam olarak kestirmek zor. Ama ki gerek insanlık açısından gerek de sanat ve sanatçı açısından pandeminin gerçekten günümüzde bir çok farklı bir etkisi oldu diyelim. Sanat ve sanatçılar üzerinde. Thank you.